Merhabalar sevgili Özgür takipçileri. Ankara Kulisi programımıza hoş geldiniz. Haftanın sonuna doğru yaklaşıyoruz ve haftanın sonuna doğru giderken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamalar aslında hepimizin beklediği, hepimizin malumu olan o e, bilgilere dair yaptığı açıklamalar elbette ki gündemde önemli bir yer tutuyor. Şimdi bazı ayrıntıları elbette ki sizlerle paylaşacağız. Fakat hatırlatalım 5 Kasım 2021 tarihine gidelim. Şöyle kısaca bir e, bilgi aktaralım sizlere. 5 Kasım 2021 tarihinde Özgürüz Radyo'da yine Ankara Kulüsi programında sizlerle paylaşmıştık. Sizlere duyurmuştuk e, Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve daha iyi partiye bürokrasiden çok sayıda bilgi belge akışı söz konusuydu. Bürokratların e, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısından sonra hatta AKP'ye biz milletvekili olmak istiyoruz biçiminde de bazı taleplerini ilettiklerini de belirtmişlerdi. Bu kısa bilgiyi aktaralım ve hatırlayalım 5 Kasım 2021 tarihinde Özgürüz Radyo'da yayınlanan o videoda neler söylenmişti hemen kısaca paylaşalım. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara yönelik yaptığı kanunsuz emirlere, talimatlara uymayın, bunun sorumluluğunu siz de üstlenirsiniz biçimindeki çağrının ardından ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu çağrısının arkasında durmasının ve bunu defaatle dile getirmesinin ardından bürokraside gelen talimatlara uymama ya da gelen talimatları bekletme, zamana yayma gibi bir eğilimin hakim olduğuna dair üst düzey bir bürokratın bir takım açıklamaları var, iddiaları var. Yani talimatları elbette ki uyuluyor, gelen talimatlar hukuka uygun ise yani gerekliliği var ise bunlar değerlendiriyor. Lakin eğer bu talimatlar e, daha çok çıkar üzerine kurulu ise işte bu aşamada bürokratlar bunları ya uygulamıyor ya da zamana yayarak aslında biraz zaman kazanmak istiyorlar. Bürokratın iddiası bu yönde. Bir diğer yandan bürokrasi ki biliyorsunuz e, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının ardından başta Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan olmak üzere birçok AKP'li isimden e, Kılıçdaroğlu'nun bu çağrısına ilişkin olarak tehdit ediliyor, bunun gereği yapılacaktır hatta suç duyurularında bile bulunulmuştu. Lakin... Bürokrasi bunları yetersiz görüyor ve e, AKP'den gelen tepkilerin az olduğunu, AKP'nin yeteri kadar tepki göstermediğini düşünüyor. Yine e, görüştüğümüz e, bürokrattan edindiğimiz bilgilere göre. Ve üstüne üstlük bürokrasi şimdi bir de yetmezmiş gibi kamuoyunda malum anket sonuçlarıyla da oluşan bir e, görüş var. AKP eriyor ve meclis çoğunluğunu kaybedebilir gibi bir e, görüş hakim ki... İşte bu görüş nedeniyle bürokrasi, ki bu bürokrasi de bu görüşü e, şu sıralarda benimsemiş gibi görünüyor ve bunun e, bürokraside de bir takım çekinceler yaratına dair de e, bir takım e, söylemler var ve bu nedenle de dikkat çekici başka unsurlar da var. Çok üst düzey bürokratlar yani e, artık tamamen AKP döneminde görev almış ve istikbali AKP'ye bağlı olduğu için de AKP'den gelen tüm talimatları hukuka uygun olsun olmasın. E, halkın çıkarını olsun olmasın uygulayan işte bu bürokratların, çok üst düzey bürokratların e, kısmen mal varlıklarını dışarıya çıkardığına, yurt dışına çıkardığına dair hatta yurt dışından konut edilmeye başladığına dair de önemli bir takım iddialar bulunuyor. Bu da yetmezmiş gibi bürokraside bir de fotokopi dönemi başlamış durumda. Yani bürokratlar birbirlerine... Güvensizlik duydukları için güven duymadıkları için yani birbirleri hakkında dosyalar toplamaya başlamışlar gelen talimatlar gelen evrakların fotokopileri alınıyor bunlar dosyalanıyor ve yine görüştüğümüz üst düzey bürokrattan edindiğimiz bilgilere göre bunlar öyle dosyalanmakla da kalmıyor CHP ve İyi Parti'den tanıdıklar üzerinden siyasi partilere iletiliyor ve siyasi partilere bakın bunlar oluyor biz de bunlara tepki gösteriyoruz minvalinde bir dikkat çeken de bir süreç olduğunu belirtmekte fayda var. Evet 5 Kasım 2021 tarihinde Özgürüz Radyo'dan sizlere bu bilgileri duyurmuştuk. Şimdi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı ihale, ihalenin iptali, yeniden ihaleye çıkılması süreçleri elbette ki daha önce de kamuoyuna yansıyan bilgiler arasındaydı. Tabii. Bu bilgiler duyum üzerine gerçekleştirilen e, bazı bilgilerdi. Hatta e, o dönem CHP milletvekili olan İlhan Cihaner de eski savcı aynı zamanda. E, İlhan Cihaner de bu konuya ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde açıklamalarda bulunmuştu. bir gün Gazetesi de bu konuya dair haberleri paylaşmıştı. Fakat e, CHP kaynaklarından edindiğimiz bilgiler zaten burada esas meselenin bu noktada bu tarz bilgi ve belgelerin CHP'nin elinde olduğuna dair bir mesajın kamuoyuna, bürokrasiye ve tabii ki en önemlisi de Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yani AKP'ye verilmiş olmasıydı. Zira e, hatırlayalım şimdi e, bu noktada geçtiğimiz gün kamuoyuna yansıyan bir haber vardı e, özellikle Sedef Kabaş konusunda e, AKP'nin üst düzey... Toplantılarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iyi bir ilme yakaladık böyle devam edelim biçiminde. Yani gündem belirlemede ve gündemi kontrol altına almada bir ilme yakaladıklarına dair bir e, algısı var. En azından düşüncesi var Erdoğan'ın ve e, partilerine de kurmaylarına da bu yönde bir talimat verdiği biliniyordu. CHP'lilerden edindiğimiz bilgilere göre ise işte tam da Erdoğan e, bir televizyon programında konuşurken Tam da o saatte CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yolsuzluk konusunu bir köşeye bırakacak olursak ya da e, hazinenin parasının nasıl iç edildiği meselesini bir köşeye bırakacak olursak e, bürokrasinin içerisine yine CHP kaynaklarının aktardığı tabirle kullanacak olursak bir dinamit daha atma amacının e, önemli bir çıkış çıkış olduğunu ve buna ek olarak başka bir hususun daha e, Kamuoyunun önüne koyulduğunu söylüyor CHP'li kaynaklar. Nedir bu? Ee, Erdoğan'a bir mesaj aslında. Sen gündemi belirlediğini zannedersin ama... ...SAM'da televizyon programında konuşurken... ...sen açıklamalar yaparken ve kamuoyu senin mesajlarını tartışacak diye beklerken... ...biz gündemi kendi konularımız üzerinden... ...kendi açıklamalarımız üzerinden belirleyebilecek güce sahibiz. Sakın ola gündemi elinde tuttuğuna dair bir yanılgıya kapılma mesajını da böylelikle vermiş olduğunu düşünüyor CHP yönetimi kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasıyla şimdi bürokraside çözülme var dedik az önce 5 Kasım tarihli videomuzu sizlerle paylaştık başka bir noktaya daha dikkat çekmekte fayda var biraz daha ileri taşıyalım iddialarımızı bu belgeleri bu bilgileri gönderen bürokratlar sadece bilgi belgeleri gönderirken isimsiz bir biçimde de göndermiyor açık kimlikleriyle net olarak kimin gönderdiğinin belli olacağı şekilde bu bilgi ve belgeleri ağırlıkla CHP ardından da İyi Parti'ye iletiyorlar. Neden peki? Çünkü CHP lideri Kılıçdaroğlu Ekim ayında bir çağrı yapmıştı ve e, bürokratlara söyle demişti ki bakın eğer usulsüz işlere imza atmayı kesmezseniz yarın bir gün mahkemelerde hesap verirsiniz. Sizi devlet içerisinde de tutmam. İşte tam da bu nedenle dolayı bu bilgi ve belgeleri gönderen bürokratlar açık kimlikleriyle yani CHP'lilerin en azından üst düzey yönetimin bu bilgi ve belgeleri hangi kurumdan hangi bürokrat gönderdi diyebilecek şekilde gönderiyorlar. Bu da e, bir sonraki döneme en azından CHP'lilerin düşüncesi böyle. Bir sonraki döneme bürokratların da hazırlandığını gösteriyor diyor CHP yönetimi. Bunlar elbette diyeceksiniz ki ya bu bilinen bir şey. Kamuoyunda bu yolsuzluk dosyası bilinen bir şey. Aslında bu belge CHP'nin elindeki en küçük belge bile değil. Ee, öyle görünüyor çünkü CHP'liler de bu iddiada e, elimizde çok daha güçlü bilgi ve belgeler var. Fakat bunların önce doğrulanması ardından da doğru zamanın beklenmesi gerekiyor diyor. Bizim amacımız öncelikle bürokraside yaşanan çözülmeyi AKP iktidarının bürokrasideki kontrolünü kaybettiğini gözler önüne sermek diyor Cumhuriyet Halk Partililer. Evet. Özgürüz Radyo Ankara Kulisi programıyla bugünlükte bu bilgileri sizlerle paylaşmış olsun. Yarın bir başka programda haftanın son Ankara Kulisi programında görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.